Aniden uyanmıştım. Gözümü açamıyordum. Muhtemelen bu durum gözümdeki çapaklanma sonucu oluşmuştu. Rüzgarın ürpertici etkisi yüzünden ister istemez doğruldum. Hissettiğim ilk durum gerçekliğin doruklarımda olduğumdu. İkinci kez uykuya dalmadan önce rüyada olduğum hissine kapıldım. Gözümü ovuşturduktan sonra yavaşça açtım. Burası bir gece önce gördüğüm rüyada bulunduğum yerdeydim. Sanki burada olmamı isteyen güç "Her şey şimdi başlıyor" diye bağırıyordu. Madem ki rüyadayım, tıpkı Eda ile konuştuğum gibi doğaçlamalıyım. Keşfetmeliyim bu gezegeni. Neyin içindeyim bilmiyorum. Belki kendimi hiçliğin ortasında bulacağım. Ama doğaçlamaya başlamazsam, cümlemi yarıda kesip beynim boşaltarak okyanusa paralel şekilde ilerlemeye başladım ve birkaç dakikanın ardından upuzun, ortasından çimenlerden oluşan bir yol geçen, ağaçların yolun iki yanını kapladığı yere saptım. Hissettiğim her şeyin yaşadığım yerden çok daha gerçek hissettirmesi beni bu gezegene daha çok bağlıyordu. Eğer sevdiğim insanlar dünyada olmasaydı, geri dönmeyi düşünmeden buranın kâşifi olabilirdim. Hoş, çocukken her doğum günümde evrenin kâşifi olma dileğini kurardım ve kimseye dileğimden söz etmezdim. Gözümü her kapadığımda, kainatı gördüğüm karanlığın içinde, zifiri karanlığa sonsuz galaksiler eklerdim. Her bir galaksinin içinde kim bilir dünya gibi trilyonlarca canlı barındıran kaç gezegen vardı diye sorgular. Saatlerce uykuya dalmadan sonsuz düşler kurardım. Doğum günü dileğim gerçekleşiyor olabilir mi? Yol doğaya hiç zarar gelmeden ayrılmıştı ve gece olduğunda yolun kenarındaki çalılar ve ağaçlar tıpkı yüzlerce telefon fenerinin aynı anda açılması gibi parlıyordu. Muhtemelen geceleri uydu ile birlikte dünyadaki ateş böceklerinin benzerleri aydınlatıyordu tüm gezegeni. Fakat devasa gece lambası da tıpkı yıldızı gibi batmaya kararlıydı ki yola girene dek gökyüzünden kayboldu. Üstümde uyurken giydiğim pijamalar vardı ve yalın ayaktım. Ayaklarıma değen çimenler o kadar yumuşaktı ki dünyadaki tüm halıların bu çimenlerden oluşmasını düşlememek elde değildi. Çimenlerin görünümünü daha yakından incelemek için eğildiğimde her bir çiminin ucunun dört küçük çimene ayrıldığını ve ayrılan çimenlerden yalnızca birinin yanındaki çimenin tek parçasıyla birleştiğini fark ettim. İster istemez arkamı dönüp bastığım yerleri incelediğimde hiçbir çimenin zarar görmediğine şahit olup sanki tüm gezegenin birbiriyle bir bütün olduğu hissine kapıldım. Hiçbir vahşilik göremiyordum attığım adımlarda. Adımlarım yavaştı ve ne zaman uyanacağımı hesaplayamıyordum. Bu yüzden hızlıca doğrulup keşfe devam ettim. Yürümeye devam ederken aklıma tuhaf bir sorun takıldı. Kendimi dünyaya göre bir miktar daha ağır hissediyordum. Bunu önceki rüyamda da yaşamış olabilirdim. Fakat ilk kez böyle bir yerde olduğum için farkındalık sırasına göre ön planda olan durumları düşünmüştüm. Muhtemelen daha ağır hissetmemin nedeni gezegendeki yerçekimi farkıydı. Adımları kovaladıkça yanımdan geçen ağaçlar çoğalıyordu. Neredeyse her ağaç bambaşka bir görünüme sahipti. Havasının dahi tenime sevgiyle dokunduğu bu gezegende ağaçların da toz pembe masallardan fırlamış olması gayet doğaldı. Ağaçlardan biri her dalında farklı çiçekler barındırıyor, diğeri ise odunlardan değil dallardan oluşup her dalın ucunda milyonlarca yaprakla bütünleşiyordu. Sadece yapraklardan ibaret olan daire şeklindeki bir ağaca bile rastladım. Fakat böyle bir yaşam cümbüşünde yürürken hiçbir hayvana ya da akıllı bir yaşam formuna rastlamamak oldukça garipti. Muhtemelen tüm hayvanlar geceleri uyuyordu. Zira gündüz ayak ucumda dolanan canlıyı görmeseydim bu duruma şüpheyle yaklaşabilirdim. Fakat bilinmeyenler deryasında karşıma her an bir yırtmaca dahi çıkabilirdi. Hava bir süre öncesinden çok daha karanlıktı. Hızlı adımlarla dikkatlice yürümeye devam ederken metrelerce aşağı doğru çimenlerden oluşan 70 derecelik açıya sahip bir rampa fark ettim. Ateş böcekleri her yerde olmasına rağmen zifiri karanlığın etkisiyle yolumu zor seçiyordum. Bir süre sonra yolun geçen gece gördüğüm rüyada karşımda beliren okyanusa çıktığını algılayabildim. Korku dürtümünün ortaya çıktığını hissettim. Çünkü aşağı inecektim ve çimenler beni taşıyamazsa düşmem tabii olacaktı. Ancak çimenler o kadar yumuşaktı ki ne olursa olsun zarar görmeyeceğime emindim. Belki de aşağı inerken yaşayacağım bilinmezlik ürpertiyordu tüylerimi. Işık çok daha yetersizdi. Tüm bunlar aklımdan geçerken Eda ile yaptığımız sohbet aklıma geldi. Tekrar doğaçlama zamanı. Kaydıraktan ilk kez kaymak üzere olan bir çocuk misali heyecanlıydım. Fakat ineceğim yerde annem yoktu, yalnızdım. Yalnız değilsin. Eda'nın sözleri beynimde yankılanıyordu.
Bana yalnız olmadığımı söylerken sadece onun benim yanımda olduğunu mu kastetmişti? İçimde keşfetmek üzere olduğum tuhaf bir his vardı. Kendimi aşağı bıraktığımda çimlerin beni elleriyle taşıdığı hissine kapıldım. Hızım sabitti. Kendimi bu şekilde günlerce sürecek bir yolculuğa atmak istiyordum. Çimenler sayesinde sorunsuzca yere inebildim. Rampanın uzunluğundan tahminimce 4 dakika süren bir yolculuğun sonunda emin oldum. Ayrıca tepeye baktığımda sanki devasa bir uçurumdan aşağı inmiş olduğum hissine kapıldım. Arkamı dönüp sahile doğru ilerlemeye başlayacakken 45 derece solumda sanki tüm ateş böceklerinin bir olup ay kadar parlak bir küme oluşturduklarına şahit oldum. Işık hüzmesiyle aramda 100 metre vardı ve yol bir süre önceki kadar düzgün değildi. Işık topluluğuna yaklaşmak üzereyken kaynağın çok yakınından gelen hışırtı ve yürüme sesleri duymaya başladım. Ancak bilinmeyenden doğan saf korkuyu iliklerimden ötede, evrenin sonsuzluğa koşma hızında hissetmemle kaynağın sesini tam dibimde duymam bir oldu. Uzaylı! Halen göremediğim kişiden duyduğum o tepkiyle kendim bir anda gezegeni istila eden bir varlık edasıyla görmeye başladım. Bu tepkiyi almadan önce gezegeni tıpkı evim gibi görürken şu an tamamen yabancı olduğum hissiyle doldum ve aldığım tepki benliğinde yer alan eş duyum dürtümü Mars'taki Olympos Mons'un zirvesine çıkardı. Fakat onun dilini nasıl algılayabilirdim? Bu noktadan sonra uyanmak dışında kaçışım yoktu. Ama uyanmak istemiyordum. Geçen her salisiyle korku dürtüm yerini meraka ve kararlılığa bırakmıştı. Hafifçe birkaç adım atarak kaynağa ulaşırken ışıkla birlikte yüzünü tamamen gördüğüm varlık karşıma çıktı. Bir çocuk! O anın heyecanı ile sesim oldukça yüksek çıktı. Fakat ses tonum sert değil, şefkat doluydu. Umarım korkmamıştır diye iç geçirsem de bu durumdan pek ümidim yoktu. Bir süreliğine etraf sessizliğe büründü. Çocuk görünümlü varlık yer çekiminden olsa gerek ki hafif adeleliydi ve kabataslak bakıldığında insan görünümüne sahip olsa da okyanus rengi orta uzunlukta saçları yanındaki ışıktan dolayı seçebildiğim turuncuya çalan renge sahipti. Gözleri tıpkı insan gibi olsa da benimkinden daha iriydi ve göz bebekleri oldukça büyüktü. Göz rengi saçlarıyla aynı tondaydı. Üstünde rengarenk ve oldukça bol, kolsuz, plastiğe yakın bir görünüme sahip kıyafet vardı. Bir bilim kurgu filminin içindeymişçesine hayranlıkla onu izliyordum. Tıpkı içinde bulunduğum an gibi gerçekten daha gerçekti. Sen iyi birisin. Duyduğum bu sözüyle birlikte tüm saflığımla kahkaha atıp ona doğru birkaç adım daha attım. Yüzünde 10 civarı çil benzeri küçük benekler vardı ve gülüşü evrenseldi. Çocukluğum gibi gülümsüyordu. Artık bir yabancı gibi değil, gezegenin yerlisi gibi rahat ve güvende hissediyordum. Dilimizi nereden biliyorsun? Tıpkı benim gibi onun da aklından geçen soru buydu. Aynı dili nasıl konuşabiliyorduk? Almam gereken o kadar çok cevap var ki. Umarım bunu da keşfederiz, sevgili kozmik dostum. Buraya ikinci gelişim ve ikinci ziyaretimde de rüya formundayım. Sadece uyudum ve uyandığımda buradaydım. Bu yüzden seninle tanışmamızın tesadüf olmadığına eminim. Tıpkı biz insanların algıladığı uzaylılar gibi konuşuyordum. Bu durum ironik ve bir o kadar da ütopikti. Yılka bir doğmak üzere. Hadi, gezegeni keşfedelim.